1980'li ve 90'lı yıllarda büyük şehirlere göçün başladığı dönemlerde bir yorgan, bir döşek ile geldiğimiz metropolun merkezinden uzakta, genellikle yoksul halkın oturduğu semtlerde, varoşlarda yaşadığımızı inkar edemeyiz. Hızlı bir şekilde eğitime önem verdik, o zamanları geride bıraktık ve büyüdük, bugün Büyük Millet Meclisi'nde söz sahibiyiz, Türkiye'nin en büyük ilçesini yönetiyoruz. Birçoğumuz yüksek mevkilerde görev yapıyoruz. Bilim insanı olduk ama sırtımızı memleketimize döndük, ilk dünyaya merhaba dediğimiz, Ardahan, bugün sahipsiz ve kimsesiz, sanki Ardahan gözden çıkartılmış gibi. Her atamanın ilk görev yeri Ardahan. Kaymakamları vali yapan Ardahan. Doktorun ilk görev yeri Ardahan. Öğretmenin ilk görev yeri Ardahan. İmamların ilk görev yeri Ardahan. Çünkü sahipsiz Ardahan. Aslında Ardahan'ın çok sahibi var, yüzlerce iş adamı, onlarca dernek, vakıf, il, ilçe, köy dernekleri, federasyon, konfederasyon var ama yüzüne Ardahan'a dönen yok. Halkı temsil eden, sivil toplum kuruluşlarımız, herkes başkan olma hevesinde, herkes Ardahan sevdalısı, fakat sanılıyor ki sadece kaz geceleri gibi eğlenceler veya ziyaretler, ziyaretçilerle resim paylaşmak, büyük bir hizmet yapılıyormuş gibi sosyal medyada yayınlayıp göz boyamak veya belediyenin dağıtığı yardım kolileriyle kendi dağıtıyormuş gibi. İnsanları rencide edercesine resimler paylaşmakla olmuyor. Mantar gibi çoğalan derneklere bir de federasyon eklendi. Örneğin Göle Dernekler Federasyonu kurulduğu günden bugüne Göle'ye ne gibi bir faydası oldu? Ziyaret resimleri paylaşmaktan, insanları ötekileştirmekten, kutuplaştırmaktan başka Sözde derneklerin en üst çatısı, yüzünüzü bir Ardahan'a dönün, köylülerin arazileri hazineye kalmış, ormanı kesiliyor, kan kaybediyor, suyu çalınıyor, eğitimde başarısız, hayvancılık öldü, insanlık da ölmüş, halen göç veriyor Ardahan, haberiniz var mı? Sadece yılda bir kez tatile gitmek değil Ardahan sevdalısı olmak. Yıllardır söylüyoruz, haykırıyoruz, ilk dünyaya gözümüzü burada açtık. Gözümüzü kapatacağımız son yer yine orasıdır, dünya fani bizler yolcuyuz, egoistik aldatıcıdır, sadece göz boyamadır. Yüzümüzü artık Ardahan'a dönelim. Kalın sağlıcakla. Acar'da.